Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi günler diliyorum. Evet, merakla beklenen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 2019 yılına ait son faiz kararı açıklandı ve Merkez Bankası 200 baz puanlık bir indirim yapmak suretiyle faizleri %12'ler seviyesine indirmiş bulunuyor. Medyan veya genel beklenti 100-150 puan arasındaki bir indirim olabileceği yönündeydi. Ancak Merkez Bankası son dönemlerdeki ritüelini değiştirmemek kaydıyla piyasayı yanıltacak seviyelerde beklentilerin biraz daha ötesinde bir faiz indirimi yapmış oldu. Dolar bu tablo dahilinde 5.77-18 seviyesine kadar geri çekildi. Ancak önemli olan bir başka husus var ki arkadaşlar, sabah saatlerinde 5.81 civarlarında iken, yani saat 8'ler civarındayken, 0.8'ler civarındayken, 5.81 civarında seyrediyorken, gördüğünüz gibi bu 5 dakikalık grafikte net bir şekilde bir aşağı eğilim oluştu. Yani Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasa dolar TL'yi olumsuz yönde veya gerileme yönünde fiyatlamaya başladı. Sizlere her zaman söylediğim gibi şu veya bu etken pek önemli değil. Piyasanın oluşan reaksiyon gelişmelere ne şekilde reaksiyon göstereceği önemliydi ve piyasa saat 14 öncesinde dolar TL'ye yönelik olarak gevşeme sinyallerini vermeye başladı. 5.79, 5.80 aşağısı dahi test edildiği bir anda faiz kararı geldi ve sonuç itibariyle 5.77'lere doğru bir geri çekilme oldu. Her ne kadar 200 puan ve üzerindeki bir faiz indirimi beklentisi veya böyle bir kararın açıklanması dolar TL'nin aleyhine olması, yükseliş eğiliminin söz konusu olabilmesi şeklinde dikkate alınabiliyor olsa da piyasa 200 puanlık bir indirimi özellikle dün akşamki Fed kararında önümüzdeki süreçte bir faiz değişikliği beklenmiyor şeklindeki açıklamalar sonrasında Merkez Bankası'nın elinin biraz daha güçlendiği şeklinde yorumladı. Bir başka önemli unsur ise önümüzdeki yıl Merkez Bankası 12 adet toplantı yapacak. Artık geçmişte olduğu gibi ikişer ayda bir toplantı yapmayacağı için faiz indirimlerine devam edecek olsa bile önümüzdeki yıl biraz daha küçük adımlarla faiz indirimleri yapabileceği yönündeki bir beklenti de bu sonucun oluşmasında önemli bir faktör konumunda. Peki bundan sonra ne olur ne olmaz sorusuna gelelim. Dolar TL şu an için 5.78-50'ler seviyesinde cereyan ediyor ve şurada görmekte olduğunuz grafiğim 180 dakikalık bir grafiktir ve %50 Fibonacci destek noktasına kadar bir gerileme yaşandı. Bu seviye hangi rakama tekabül etmekte? 5.77-34 seviyesine tekabül ediyor. Bu durumda öncelikle 5.77-34 üzerinde kalınabilir ise eğer bir sonraki nokta olan 5.78-50 ki şu anda bu seviyeye ulaşmış durumdayız. Buradan sonra ise tekrardan 5.80'e doğru bir atak gelebilir. Yani piyasa ilk an itibariyle vermiş olduğu bu tepkisini 5.77'ye kadar devam ettirmiş olsa da şunu da unutmamak gerekiyor. Şu seviyeye kadar arkadaşlar %61.8 Fibonacci'nin önemli bir geri dönüş noktasıdır. 5.76 seviyelerine doğru. Net rakam vereyim sizlere, 5.76-26 seviyesine doğru bir geri çekilme ihtimali halen gündemdedir. Ancak şahsi görüş ve kanaatim itibariyle bu seviyeye doğru bir geri çekilme olsa bile ki genel anlamda 5.75 seviyesinde artık önemli bir desteğimizin bulunduğunu ifade ediyorum. Dün geceki analizimde de 5.75'in önemine özellikle vurgu yapmıştım. Dolayısıyla 5.76-26'ya kadar bir geri çekilme makul görülebilir. Ve hatta 5.76'nın aşağısında 5.75'e yaklaşımlar da söz konusu olabilir. Ama bu seviyeden sonra yeni bir tepkinin oluşması ve yeniden 5.80'e doğru bir yönelim olma ihtimalini şahsi görüşüm olarak biraz daha yüksek olasılık görüyorum. Çünkü sizlere yıl sonu itibariyle dolar TL'ye dair görüşümü paylaşırken dolar TL'nin %10 civarındaki bir enflasyon çıpası dahilinde Merkez Bankası'nın veyahut da ekonomi otoritelerinin bu konudaki hesapları ve kitapları dahilinde 5.30'da kapanmış olan 2019 yılı ardından %10'luk bir enflasyon farkı 5.83'lere ulaşan bir hesabı gündeme getiriyordu ki 5.80-5.85 aralığında yıl sonuna ulaşabileceğimiz kanaatini ifade etmiştim. Dolayısıyla 5.75-5.76 bölgesine doğru bir geri çekilme yaşansa bile önümüzdeki birkaç saat içerisinde böyle bir gerileme eğilimi olabilir veya belki de yarın olabilir bilmiyorum. Tabii ki bu seviyeye kadar bir gerileme olacağının garantisini de vermek mümkün değil ama genel olarak şunu ifade edebilirim. Şu an yaşanmış olan bu geri çekilme eğilimi bir reaksiyon niteliğinde idi. Son dönemlerdeki yükselişin
bir realizasyonu şeklinde de ifade edilebilir veya beklenti bitti şeklindeki bir tablo olarak da ifade edilebilir ve bu tablonun ardından tekrardan 5.80-5.82 bu bölgelere doğru bir yönelimin olma olasılığını, 5.75-5.76 bölgesine yaklaşımlarda bir tepkinin yaşanma olasılığını yüksek gördüğümü ifade edebilirim. Değerli arkadaşlar, 5.75 bölgesindeki önemli desteğimizin şu çizimden de rahatlıkla görebileceksiniz ve 23.6'ya denk gelen 5.82 seviyesindeki direncimizin de son dönemlerde net bir şekilde çalıştığını ifade edebiliriz. O halde bu çizimimizde 5.82 direnci net olarak çalıştı ise şu noktaya kadar 5.75-5.76 bölgesine kadar da bir geri çekilmenin teknik kriterler itibariyle makul bir tablo olabileceğini bu grafiğimizden de rahatlıkla anlamak mümkün olabilecektir. Ve yine arkadaşlar haftalık grafiklerimiz itibariyle tabloya baktığımız zaman ise bu hafta başında sizlerle paylaşmış olduğum ana grafiğimde onu getirmeye çalışıyorum şu anda. Çok affedersiniz, bekletmek durumunda kaldım. Ve hemen şuradan şu şekilde bir değerlendirme yapalım. Evet, haftalık grafiklerimiz itibariyle 5.76 seviyesinin 5.76-5.76-75 seviyesinin bu haftanın pivot seviyesi olduğunu ve bu seviyenin üzerinde kalındıkça dolar TL'deki yukarı eğilimin devam edeceğini ifade etmiştim. Zira hafta henüz tamamlanmış değil. Bu nedenle 5.76 seviyesini önemli bir destek olarak takip etmeye devam edebiliriz. Sevgili arkadaşlar, Merkez Bankası kararı ardından oluşan teknik durumu sizlerle paylaşmak istedim. Akşam saatlerinde biraz daha etraflı bir şekilde bir analiz paylaşmaya gayret göstereceğim. Şimdilik hoşça kalınız, iyi günler, selamlar.